Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı yakaladığını ve sorunlarını dinlediğini ifade ederek, enflasyonun en kötü ve en adaletsiz vergi olduğunu söyledi. Şimşek, vatandaşın en büyük önceliğinin makul fiyatlarla gıda ihtiyacının karşılanması olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, bunu nasıl yapacağız? Bütçede tasarruf genelgesinde var. En öncelikli yatırım alanı sulamadır. Çünkü suyla toprak buluştuğunda endüstriyel ürün üretebiliyorsunuz diye konuştu. Mehmet Şimşek, KDV, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde bir artış planlamadıklarını belirterek, 2025'in ilk çeyreğinde enflasyon %30'lu rakamlara düşecek. Haziran, Temmuz gibi çok büyük ihtimalle %20'li rakamları göreceğiz. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu %20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, yakın zamanda gündemi karıştıran istifa ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Şimşek, bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Özellikle offshore, dışarıdan kaynak, çünkü onlar tedirgin oldular. Dolayısıyla bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Maalesef bu dedikodular devam etti. Dışarıya bir şekilde servis edildi. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim. Kim bunu yayıyorsa içeriden dışarıdan bilmiyorum, iyilik yapmadığı çok net dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti. Bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, bakanlık olarak kayıt dışı yöntem lerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şekilde IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın. Kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın ifadelerini kullandı.